Merhaba arkadaşlar. Ata yayınları Ben Korkmam 8. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 1. ünite konusundan pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Şimdi ilk önce çarpanlarını bulacak olursak, bir doğal sayıyı kalansız olarak bölen tam sayılara o doğal sayının çarpanları veya bölenleri denir. Yani bölenlerini soruyorsa aynı zamanda çarpanlarıdır. Çarpanlarını soruyorsa da bölenlerini anlayacağız. Örneğimizi incelersek 60 ile 75 tam sayılarının pozitif tam sayı çarpanlarını farklı yollarla bulalım. Şimdi 60 sayısı en küçük pozitif tam sayımız 1 olduğuna göre 1 ile 60'ın çarpımı 60'tır. 1'den sonra 2 geliyor. 62'nin katı olduğuna göre 62'ye bölersek 30 bulunur. Demek ki 2 ile 30'un çarpımı 60. 2'den sonra 3 geliyor. Yine 60 3'ün katı olduğundan 3'e böldüğümüzde 20 bulunacak. Demek ki 3 ile 20'nin çarpımı 60'tır. 4 ile 15'in çarpımı 60, 5 ile 12'nin çarpımı 60 ve 6 ile 10'un çarpımı 60 olduğuna göre buradaki gördüğümüz bütün değerler 60'ın hem çarpanları hem de bölenleridir. Yani 1'den 60'a kadar bulunan değerleri saydığımızda 60'ın toplam 12 tane pozitif tam sayı böleni vardır. 75'e baktığımızda ise yine 1'den başlıyoruz. 1 ile 75'in çarpımı 75'tir. 75 çift sayı olmadığına göre 2'ye bölünmez. 75'i 3'e böldüğümüzde 25 bulunur. Yani 3 ile 25'in çarpımı 75 ve yine 4'e bölünmeyecek çünkü çift sayı değil. 5'e böldüğümüzde ise 15 bulunacağından 5 ile 15'in çarpımı da 75'tir. Ve 75 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarına baktığımızda 1, 3, 5, 15, 25 ve 75 olduğundan toplam 6 tane pozitif tam sayı çarpanı ya da böleni vardır diyoruz. Buna göre örneklerimizi çözecek olursak aşağıdaki pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz. Şimdi sırayla bulalım. A seçeneğinde 30 denilmiş. Hemen 30'u yazıyoruz. 1'den başlayacaktık. 1 ile 30'un çarpımı 30'dur. Şimdi 30 çift sayı olduğuna göre 2'ye de bölünür. 2'ye böldüğümüzde 15 olacağına göre 2 ile 15'in çarpımı 30'dur. 2'den sonra 3 geliyor. 3'e böldüğümüzde 10 bulunur. Demek ki 3 ile 10'un çarpımı 30. 3'ten sonra 4 geliyor ama 4'ün katlarında 30 olmadığından 4'e bölünmez. 4'ten sonra 5 var. 5'e böldüğümüzde 6 geleceğine göre 5 ile 6'nın çarpımı da 30'dur. Ve 30'un çarpanları ya da bölenleri bu kadardır. Yani saydığımızda 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 dediğimizde toplam 8 tane böleni ya da çarpanı vardır diyoruz. 40'a baktığımızda ise yine 1'den başlıyoruz. 1 ile 40'ın çarpımı 40'tır. 40 çift sayı olduğuna göre 2'ye bölünür. 2'ye böldüğümüzde 20 bulunur. 2 ile 20'nin çarpımı 40. 3'e bölünmez. Çünkü rakamları toplamı 3'ün katı olmadığına göre 3'e bölünmez. 3'ten sonra 4 var. 4'e böldüğümüzde 10 bulunacağına göre 4 ile 10'un çarpımı 40'tır. 5'in de yine katları olduğuna göre 5 ile 8'in çarpımı 40'tır. Ve daha sonra ise tekrar sıralama eski haline döneceği için 40'ın yine çarpanları bu kadardır. Ve saydığımızda 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40 dediğimizde bu 40 sayısının da toplam 8 tane çarpanı ya da böleni vardır diyoruz. 42 yazacak olursak 42'nin çarpanları 1 çarpı 42 çift sayı olduğuna göre 2'ye bölünür. 2'ye böldüğümüzde 21 bulunur. 2 çarpı 21 de 42'dir. Rakamları toplamı şimdi 4 ile 2'yi topladık 6. 3'ün katı olduğuna göre demek ki 3'e de bölünür. 3'e böldüğümüzde 14 bulunacak. 3 çarpı 14 de 42'dir. 4'e bölünmez çünkü 42 4'ün katı değildir. 5'e de bölünmeyecek. 6'ya bölündüğünde ise 7 bulunur ve 6 çarpı 7 de 42'dir. Ve yine 42'nin çarpanları ve bölenleri bu kadar olduğundan toplam 8 tane pozitif çarpanı veya böleni vardır diyoruz. 45'i ise yazarsak 1 çarpı 45 çift sayı olmadığına göre 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Hemen bakalım. 4 ile 5'in toplamı 9. 3'ün katı olduğuna göre 3'e bölünür. 3'e böldüğümüzde 15 bulunur ve 3 çarpı 15 de 45'tir. 4'e bölünmez. 5'e böldüğümüzde ise 9 bulunacağından 5 ile 9'un çarpımı 45'tir ve 45'in çarpanları da bu kadardır. Saydığımızda toplam 6 tane olduğuna göre 45'in çarpanları 6 tanedir. 1,
1, 3, 5, 9, 15 ve 45'tir. Yani bir sayının pozitif çarpanları ve bölenleri bu şekilde bulunuyor. Evet arkadaşlar, konuyu öğrendiğimize göre konuyla ilgili geriye kalan soruları sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 8. Sınıf Matematik Soru Bankası'ndan çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.